Bursa'da vefat eden devlet sanatçısı Nedret Güvenç, hafta başı Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatrocu Şahin Sekman, 90 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anam gelmedi, kardeşlerim gelmedi. O sahip çıktı bana gene. O kadar güzel yüzüyle bana bakıyordu. Selamımı verdi, başka selam verelim lütfen. Dikkat! Sana burada nasıl diyeyim? Çok değerli bir insan. İnanılmaz bir duygular istedim. Evlerine beni açtılar. Evçi çıktım evlerine. Hani hiç beni bırakmadı yalnız. Son zamanlarda telefonda çok görüştük. Şu pandemi olmasaydı. Gel bir sarılalım derdi. Böyle belki bir sarılayım sana. Benim güzel ablam beni yaşıyorum ablam. Vefa borcumu ödemek için rahat giydim. Seni toprağa kadar gömmeye geldim. Üstüne toprak atacağım. Huzur içinde uyuyorum. Teşekkür ediyorum bana gösterdiğin her şey için. Törende Nedret Güvenç'in izinden giden ve oyunculuğu seçen yeğeni Ece Uslu da hazır bulundu. Uslu'nun tören boyunca gözyaşları dinmedi. Ece Uslu, magazin attığı mikrofonuna koca bir çınarı kaybettik dedi. Ece Hanım, başınız sağ olsun. Çok teşekkürler. Neler söylemek istediniz? Vallahi söylenecekler söylendi. Koca bir çınarı kaybettik. Evet. Çok değerli, çok kıymetli, çok önemli bir insanı kaybettik. Bu kadar da çekmiş. Ünlü oyuncu daha sonra cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne geçti. Sanat camiasının ustalarından kıymetli Nedret Güvenç hanımefendiye Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Göksel Kortay, Nedret Güvenç'in çok büyük bir sanatçı olduğunu vurguladı. Çok çalışkan, vefalı bir dosttu, aziz bir dosttu. Benim de çok yakın dostumdu. Onun için çok çok üzgünüz. Benim şahsen bir üzüntüm daha var. Bugün burada devlet büyüklerimizden bir kısmını görmesek bile en azından bir çiçek, bir haber beklerdik. Çünkü hem devlet sanatçısıydı Nedret Hanım, hem de Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli starlardan biriydi, tiyatro starlarından biriydi. O şahsen beni üzdü. Evet pandemi var, evet ülkemiz yanıyor. Ama bir telefon, bir çiçek yollamak için ya da bir işte hayır kurumlarına bağış yapmak için. Deminden beri bakıyorum bir iki tane dışında. Maalesef ona çok üzgünüm. Çünkü gerçekten dev bir sanatçıydı Nedret Hanım. Çok çok önemli bir sanatçı. Hepimiz çok üzgünüz. Nurlar içinde yatsın, yolu ışık olsun. Sağ olun cümlemize. Ardında sayısız eser bırakan Nedret Güvenç'in cenazesi alkışlar eşliğinde Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. Camiden ayrılırken oldukça üzgün olan Ece Uslu, bir gün sonraysa bu kez manevi babam dediği Esen Akyurt'u kaybetmenin acısını yaşadı.